günler sevgili seyirciler. Kanal İzmir Televizyonu'nda yayınlanan Bir Toprağın Teri programına daha hoş geldiniz. Efendim biliyorsunuz Kanal İzmir Televizyonu'nda bu program aslında Perşembe akşamları saat 18'de yayınlanıyor. Ancak biliyorsunuz Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkma yasağına uymak gerekiyor COVID-19'dan korunmak için. Bütün bu kurallara uymak gerekiyor. O nedenle biz programı bu haftaya özgü olmak üzere ki bir daha mesela Perşembe günleri sokağa çıkma yasağı uygulanmazsa bugüne özgü olarak Çarşamba gününe aldık. Ama her Perşembe akşamı saat 18'de lütfen kimseye radyo vermeyin. Kanal İzmir ekranında da yayınlanan bu programı izleyin sevgili seyirciler. Efendim bugün yine COVID-19'da yani koronavirüsle ilgili bir program yapacağız. Programın konusu şöyle. Korona günlerinde efendim gıda güvenliği. Tabii gıda güvenliği dendiğinde çok önemli bir isim akla geliyor. Gıda güvenliği ile ilgili sevgili seyirciler Ankara Üniversitesi'nde bir merkez var. Bir enstitü var. Gıda Güvenliği Enstitüsü. Ve Ankara Üniversitesi'ndeki Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Nevzat Artık bugün benim konuğum olacak. Nevzat Hoca sadece enstitü müdürü olmakla kalmıyor. Aynı zamanda benim de içerisinde yer aldığım Uluslar Süt Konseyi Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi. Ben hocaya sözü vermeden önce bugünden bütün Türkiye'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Efendim 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı inşallah daha yıllarca süre ve biz yüzyıllar boyunca bu bayramı kutlarız. Çok önemli bir bayram olduğunu unutmayın sevgili seyirciler. Yarınki evdeki programlara uyun. İstiklal Marşı söylenecek. Efendim balkonlara bayrak asılacak. Balkonlara bayraklarınızı asın. İstiklal Marşı'nızı da efendim balkonunuzdan söyleyin. Aman sokağa çıkmayın. Evet şimdi ben konuğuma dönüyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Harun Hocam. Nasılsınız? Siz nasılsınız esas? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sokağa çıkmama kuralına uyuyoruz. İnşallah ülkemiz bu kötü günleri geçirir. Hı hı. Ben de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlarız. Çok özel bir zamandı bizim için. Hı hı. Ama maalesef buna denk geldi. Ama evet. Yine kutlamaları biz yaparız. Birbirimizi kucaklamadan olsa kucaklarız gözlerimizle. Bir de çok bu sene mesela şeye denk geldi. 23 Nisan akşamı biliyorsunuz gecesi sahura kalkılıyor. Yani evet. İslam aleminin çok değerli bir ayı olan Ramazan'ın birinci günü sahuruna denk geldi. Bu anlamda da gerçekten çok önemli. Bir ulusal bayram ve bir milli dini bayramın veya şöyle diyeyim ben dini önemi olan bir ayın başlangıcına denk geldi. Bu da çok güzel bir şey oldu. Bu anda tabii Ramazan ayında kutluyoruz biz. Cuma günden itibaren efendim insanlar oruç tutmaya başlayacaklar. Sağlıklı oruçlar da diliyorum bu ara. Hocam siz kariyerinizi saymakla bitiremiyoruz. Yok estağfurullah. Ben o kariyerlerle çok ilgilenmiyorum. Gıda güvenliğini peki, konuşalım. Peki hocam bu gıda güvenliği korona günlerinde daha önemli hale geldi. Aslında çok önemli. Bütün zamanlarda çok önemli. Fakat özellikle bu zamanda koronavirüsün çok işte dünyayı tahrip ettiği bu günlerde çok önemli. Türkiye içinde de gıda güvenliği çok önemli. Önce size şunu sormak istiyorum. Gıda güven dediğimiz zaman sevgili izleyicilerimiz bundan ne anlamalılar? Şimdi gıda güvenliği dendiği zaman fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan tüketicilerimize uygun gıda maddelerinin sunulmasıdır. Hı hı. Çok fazla karıştırılıyor gıda güvenliği ve güvencesi. Evet, birinin evet. Yerine diğerini kullananlar çok aynen. Yaygın. Ben de çok duyuyorum hocam. Evet. Ben şöyle ayırt edilmesi için kolay söyleyeyim. İngilizce'de biz bunu kolay ayırıyoruz. Food safety dediğimiz zaman gıda güvenliği. Uh-huh. Gıda güvencesi dediğimiz zaman gıdanın yeterliliğiyle ilgili bir durumdur. Uh-huh. Ve İngilizce'de bu kolay ayrılıyor. Food security'dir. Uh-huh. Yani biz gıda güvenliği dendiği zaman gıdaların insanlara uygun halde sunulması. Uh-huh. Bakın hep söyleniyordu ambalajlı gıda tüketmeyin, ambalajlı gıda tüketmeyin diyen uh-huh. Gıdada bilgi kirliliği oluşturan insanlar vardı. Şu anda herkes hastalanma babına gıda tedarikine çalışıyor ve herkes ambalajlı gıdalara uh-huh. Hücum ediyor. Yani
gıda güvenliği bugünlerde COVID ortamında daha iyi anlaşıldı. Koronavirüs salgını COVID-19 özellikle bugünlerde gıdanın önemini biraz daha göstermiş. Tabii sağlıkçılarımıza bu konuda çok teşekkür ediyoruz, doktorlarımıza. Uyumuyorlar. Yani dün bir şey izledim, bir kız çocuğu, babası doktor, sağlık personeli, hem doktor hem sağlık personeli, farklı kanallarda izledim. Çocuk babasını öpmek istiyor, küçük çocuk, kız çocuğu. Gelemiyor, gözyaşlarımı tutamadım. Evet. Öyle bir gündeyiz ama o insanların verdiği emek dışında bizim çiftçilerimizin, gıda üreticilerinin, bakın biz hepimiz gıda ile ilgili uğraşıyoruz. Gıdanın da önemi bugünlerde çok anlaşıldı. Gıdanın 7-8 milyara yakın insanımız var. Yaklaşık ürettiğimiz gıdaların 1/3'ünü de israf ediyorduk. Evet. Ve gıda güvencesini riske sokuyorduk. O nedenle bugünlerde gıda güvenliği, gıda güvencesi, erişilebilirlik, gıda egemenliği, gıda güvencesini bir daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Ambalajlı gıda tüketmeyin diyen zevat, infodemi diyoruz bunlara biz. Bilgi kirliliği, bilgi obezitesi oluşturanlar artık pek televizyonlarda da görünmüyorlar. Evet, evet. Onu da soracağım. O nedenle gıda güvenliği kısaca tüketicilerimize onların sağlığını bozmayacak, halk sağlığını koruyacak fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan uygun gıdaların sunulması işlemidir. Peki abi, siz İngilizlesin çok, tabii İngilizler hani bunu ayı food security, food safety. Peki mesela gıda güvenliğini çok güzel anlattın. Çok teşekkür ediyorum. Ya anlaşılır bir şekilde anlattın. Çünkü hani bunun anlaşılır şekilde anlatılması çok önemli. Çünkü bu televizyon seyircisi arasında eğitimli olmayan insanlar da var. Peki gıda güvencesi dediğimiz zaman gıda güvenliğine bunun ne farkı var acaba? Şimdi bakın şöyle söyleyeyim, ülkemiz 2004 yılında gıda güvenliği faslının açılması için AB'ye başvuruldu. Ben o zaman üniversiteden Tarım Bakanlığı'na görevlendirildim ve AB gıda güvenliği faslında etkin ve sürekli orada yaklaşık 5 yıl görev yaptım. Gıda güvenliği dendiği zaman gıdanın, şöyle anlatayım, evde yemek yapan bir hanımefendi, çok güzel. Şu anda beyler de yapıyor, hanımlarına yardım ediyor, ben de asistan aşçı olarak görev yapıyorum. Hanımefendiye de selamlar, oğlunuza selamlar bu arada. Size de selam söyleyin. Sağ olun. Yani o gıdayı düzgün şekilde ellerimizi yıkayarak, gelen ham maddeyi güzel yıkayarak, usulüne uygun yıkayıp yemeği koymak, yemeği pişirmek. Gıda güvencesi de o gıdaların eve intikali, tedarikinin tanımıdır. Şöyle söyleyeyim, bu güzel ülkemiz yılda yaklaşık 20 milyon ton buğdaya gereksinimi vardır. Eğer biz 20 ton buğdayımız yok ise buğday açısından gıda güvencemiz yoktur. Çok bakın güzel. Şu anda gıdayla ilgili nasıl sağlıkçılarımız çok emek veriyorsa, tarlada, bağda, bahçede çalışan çiftçi kardeşlerimizi Allah'ım korusun, onlara yardım etsin. Ben yani yaş olarak çıkmaması gereken grup içindeyim. Onlara hep dua ediyorum. Allah'ım onları korusun, üretsinler. Üretmeden bakın ya koronavirüsten öleceğiz ya açlıktan öleceğiz gibi düşünülürse gıda güvenliği ve gıda güvencesinin anlamı daha iyi anlaşılır. Ben dün izliyorum, çileği satamamışlar, üretmişler. Devletin lojistikte de bunlara destek vermesi lazım. Devletimizin çok koşturuyor, herkesin yardım etmesi, fakirlere yardım etmemiz, paylaşmamız. Bu güzel ülkede hep zaten düşkün insanlarla paylaşılır. Ramazan ayında da bu olaylar çok yapılır. Gıda güvencesi ihtiyacı karşılama, gıda güvenliği de o gıdayı insanlara iyi şekilde sunma sanatı. Bunu bu şekilde, halkın anlayacağı şekilde tanımlarız. Çok teşekkür ederim. Gerçekten özellikle o yemek örneğiniz ve eve işte o meyve sebzeye getirme örneğiniz çok güzeldi. Gerçekten çok güzel. Çünkü böyle anlatılmıyor ve insanlar da bunu algılayamıyorlar. Çok teşekkür ederim Nevzat abi. Şimdi hocam tam bu gıda güvenliğini konuşurken birkaç gün önce biliyorsunuz sanırım 17 Nisan'dı. 17 Nisan akşamı efendim bir liste daha yayınlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından işte gıdada hile yapan, taklit ve tahşiş yapan firmaların listeleri ve bu
firmaların ürettikleri ürünlere ne gibi hile yaptıkları ile ilgili bir liste daha yayınlandı. Bu 2020 yılında yayınlanan 3. liste. Ama bakıyorsunuz korona günlerinde bizim gıda güvenliğine çok ihtiyaç duyduğumuz anda bile sahte gıdalar üretilebilir. Bu konuda ne diyorsunuz hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim, bizim ülkemizde bir defa rakamları bir söylememiz lazım. 65 bin yakın gıda üreten tesis var. Satış yerleri ve toplu tüketim yerleriyle biz yaklaşık 650 bin tane gıdayla ilgili işletmemiz var. Bu çok bilinmez. Şimdi bir defa şunu söyleyeyim, ben bakanlıkta görev yaptığım müddetçe akademisyen olarak sürekli taklit ve tahşişle ilgili olaylarla uğraştım. Geçmişte balla uğraşmıştık, hala balla uğraşıyoruz. Mesela bugün yeni bal tebliği yayınlandı. Onu açtım, okudum. Şöyle söyleyeyim. Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler, ki denetimler bir normal planlı denetimdir, bir de izleme vardır. Bunu biraz sonra anlatayım. Tamam, ne olduğunu. Çok çok mutlu Bunlar oluruz. Da az biliniyor Harun Hocam. Tamam. Bakın, izleme dendiği zaman bazı ürünlerde hiç üreticinin haberi olmaz. Ambalajı gıda kontrol görevlileri gider, marketlerden satın alır. Örneğin kırmızı pul biberi satın alır, devlet parasını gıda denetçisine verir, analiz yapılır. Eğer analizde o üründe bir problem çıktıysa firmaya yazı yazılır. Eğer problem çıkmadıysa firmanın bilgisi bile olmaz. İkinci denetim şekli planlı denetimdir. Planlı denetim 81 ilimizde bulunan il kontrol müdürlükleri yıllık plan yaparlar Aralık ayında. Mesela geçen sene bu 2020 yılının nerede denetim yapılacağına dair planlama yapılır ve işletmelere planlama aylarında hangi ayda gideceği bellidir. Giderler, iki tane numune alırlar. Bu numunelerin birisi analiz yapılır, biri şahit numunedir. 40 ayrı laboratuvarımız vardır. Bakın, bu da bilinmez. Devletin laboratuvarı yok. Devletin 40 tane laboratuvarı var. Ayrıca 76 tane devletin yetkilendirdiği özel laboratuvarlar vardır. Bu laboratuvarlar sürekli devlet tarafından denetlenir. İşte bu denetimler sonunda Tarım Bakanlığı 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 35. maddesinin 6. fıkrası uyarınca denetleme yapar. Ayrıca yetkilendirilmiş 17 Aralık 2011 tarihindeki gıda ve yemin resmi kontrolörüne dair yönetmeliğin 8. maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti, seri numarası bakanlık resmi internet sitesinde yayınlanır deniyor. Bu sene birçok şey var. Gittikçe miktarı azalıyor. İlk sefer 324 firma vardı, 224 üründe. Şimdi en son yayınlanan 55 tane üründe. Ben bunu listeyi firma bazında isim söylemeden tabii söylemeyelim. Eğer müsaade ederseniz, yani vatandaşlarımız anlamıyor. Bu neden bu denetim yapılmış, bu ifşa listesi hazırlanmış? Aynen öyle. Çok memnun oluruz hocam. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Alkolsüz içeceklerde, yani gazlı alkolsüz içeceklerin bazıları, yani enerji içeceğe benzer bileşiminde olmaması gereken sildenafil denen bir etken madde bulunmuş. Evet. Sağlık açısından zararlı. Bu biraz şöyle anlatayım. Erkeklerin seks gücünü artırıcı bir madde olarak bazıları tarafından tercih ediyor. Üç firmamız bu açıdan, listelerin ismi var ama onları söylememiz etik olmaz. Tabii. İki firmamız arı ve arıcılık ürünlerinde, ki bu iki firmamız bal. Burada prolin C13 fruktoz glukoz oranı. Bakın şöyle söyleyeyim. Bu neyi ifade ediyor hocam? Bu neyi ifade ediyor söylediğiniz şey? C13 hani balın kendisine özgü şeker midir? Dışarıdan glukoz şurubu mu katılmıştır, fruktoz mu katılmıştır? Çok güzel. Şimdi bizde bal tebliğimizde fruktozun glikozu oranı 1.1 ile 1.4'tür. Bunu laboratuvarda da fruktozu glikozla karıştırabilirsiniz. Ama onun dışında balda C4 şeker, diastaz sayısı, HMF, enzim, birçok analiz yapılır. Elektriksel iletkenlik. Buna göre bakanlığımız ciddi şekilde analiz yapmış. İki firmamız, isimleri var, isimlerini söylemiyorum. İki tane firmamız baharatta hata yapmış.
Bütün, bir defa şunu söyleyeyim izleyicilerimize. Bütün firmalar sahte üretiyor. Haşa böyle bakın, evet. 65 bin tane üreten yer var. Şu anda 55 tanesini ben size konuşuyorum. Evet. Bunlar hata yapmıştır, cezalandırılır. 22 bin lira bazıları kapatılacaktır. Baharatta nasıl bir hata yapmış iki firma? Kırmızı bibere, kırmızı pul bibere gıda boyası katmışlar. Hı-hı. Bazen kırmızı pul biberde aflatoksin problemi de olur ama bunlar boya katmışlar. Hı-hı. Yani kırmızı bibere çekirdek, kabuk, domatesin çekirdeğini, kabuğunu katarak kırmızı pul biber üretmişler. Başka iki firmamız bitki çay ve kahve ürünlerinde. Bir tanesi siyah çayda Türk Gıda Kodeksine uygunsuzluk yapmış. Herhalde hamsiloz miktarı yüksek. %16,5'tan fazla bir hamsiloz çayda istenmez. Hı hı. Bakın bunlar çok önemlidir. Rutubet %7'yi geçmemeli. Bir tanesine uymadığı için, yani Türk Gıda Kodeksindeki nem miktarı bile uygun olmasa bakanlık bunu ihlal listesine koyar. Hı hı. Yine bitki çaylarından bir tanesinde sildenafil dediğimiz, hı hı, insanların seks gücünü artırıcı bir bileşik rastlanmıştır. Bitkisel yağ, ki Ege'yi çok ilgilendirir, 8 firmada farklı tohum yağları belirlenmiş ve uygun olmayan parametreler saptanmış. Yani zeytinyağını diğer yağlarla karıştırmak. Hocam sakın. Farklı tohum yağları derken zeytinyağına mesela daha ucuz olan başka bir yağ karıştırılmış. Değil mi? Aynen onu öyle. Anlıyorsun. Aynen öyle. Ya bu çok bizi lekeliyor. Zeytinyağı ülkemizin önemli bir ürünü. Aynen. Maalesef bunu yapıyorlar. Ben devam edeyim müsaade ederseniz. Buyurun hocam, buyurun. 8 firma bitkisel yağda problem yaşamış. İsimleri var. Bunlara, hı-hı, işlem yapılıyor şu anda. Hı-hı. Hem ceza yiyorlar, hı-hı, hem de kamu önünde çok kötü durumdalar. Hı-hı. Çikolata ve kakao ürünlerinden 3 firma yine çikolataya da sildenafil katmışlar. Hı-hı. Ses gücünü artırıyor. Hiç hoş değil. Yine enerji içeceği ismiyle, evet, iki firmamız, o da sildenafil katmış. Et ve et ürünlerinde sık sık rastladığımız baş eti, kanatlı eti, hı hı, işkembe ve benzeri kanatlı etlerinin bulunması nedeniyle 11 firmamızın adı var. Süt ve süt ürünlerinde süt ve süt muamele, nişasta ve bitkisel yağ katılması. Şimdi bitkisel yağla ilgili bir üretim yaptığı zaman adı peynir analoğudur, peynir, hı hı, değildir. Yani peynir analoğu Avrupa'da birçok ülkede %8'e kadar bitkisel yağ katılmış peynir üretilir. Adı peynir değildir. Aynen. Peynir analoğudur. Üzerine peynir yazdığı zaman, analizde bitkisel yağ çıktığı zaman o nişastayla beraber problem yaratır. 11 firmamız bunu yaşamış. Takviye edici gıdalarda da 4 firmamız gıda takviyelerinde yine sildenafil ve sibutramin. Sibutramin ve sildenafil. Sibutramin hangi amaçla? Yani sibutramin nedir hocam? Sildenafili anladık da sibutramin. Sildenafil aynı özellikte bileşendir. Yine seks gücünü artırıcı, hı-hı, vücudun performansını artırıcı, insanların tercih ettiği bileşikler. Bir kısmı da zayıflamaya neden olur. Zayıflamayı bazen bu yanlış anlaşılıyor. Rahmetli annemle aynı günde cenaze vardı. Ben gözyaşlarımla cenazenin yan başında dururken bir kız çocuğu geldi. Sildenafil içeren çok fazla bir gıda takviyesi tükettiği için bir anda içmiş 7-8 taneyi. Kızcağız hayatını kaybetti. O nedenle gıda takviyelerinde bu bileşenlerin olmaması için devletimiz önemli üzerinde durmaktadır. Hı hı. Ve kanunun 2011 tarihli gıda ve yemin resmi kontrollerinin 8. maddesine göre bunların isimleri yayınlanıyor ve isimleri yayınlandıktan sonra da bunların internet aracıyla yayınlanan isimlerin takip edilmesi gerekiyor. Hı hı. Bakın firmanın adı bizde çok fazla yaygındır mesela. Koç'tur. Öz hakiki koç yapar, adını, evet, değiştirir. Evet, evet, aynen. Bu tip şeylerin olmaması için de devletimiz artık bunu önlem alıyor. Burada biz Tarım Bakanlığımızın bu görevi iyi yaptığını düşünüyoruz. Zor bir görevdir. Bakın şöyle anlatayım Harun Hocam, ben de bir gıda denetçisiyim. Hı hı. Bir denetim, bir işletmenin bir tek işletmeyi denetlemek için 60 kilometre devletimiz yol yapmaktadır. 3 personel orada görevli olmaktadır. Hı hı. Peki Nevzat abi, bunlar şimdi hocam Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından efendim adresleri belli olan
ve denetlenebilir firma. Bir de bunun dışında açıkta satılan gıdalar var. Mesela işte pazarlarda satılan peynirler gibi, efendim sokak ortalarında satılan, cami önlerinde, dükkan önlerinde satılan bir sürü gıda var. Bunların da denetlenmesi yapılmıyor. Bu açık gıdalarla ilgili neler söylüyorsunuz, düşünüyorsunuz? Seyircilerime neler söylerse, mesela özellikle böyle günlerde bu tür gıdalar tüketilmeli mi? İki, biraz önce anlattığınız konuyla aslında ikisini harmanlarsak, tüketicilerin gıda satın alırken özellikle bugünlerde nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bakın bir defa şöyle söyleyeyim. Biraz evvel denetlenmiş işletmeler devlette adresi olan firmalardır. Bitkisel kökenli bir gıda için devletimizden kayıt alınır. Kayıtta bir numara verilir her bitkisel üretim üreten. Yani orada şöyle dedi: TR il kodu K ve alt rakam. TR örneğin İzmir TR-35 TRK ve 6 rakamlı bir numara, işletme numarası. Bu işletme numarasının bitkisel kökenli gıda üretenler bunu etiketinde belirtmek zorundadır. Hayvansal kökenli bir gıda, bir et, kırmızı et üreten firma ise onay alır. Adı onaydır. 4 haneli bir isim. TR ve 4 haneli isimle etikette bunları okuması lazım. Maalesef ülkemizde %50'ye yakın merdiven altı işletme vardır. Şimdi camiye gidersiniz, cumada çıkışta bal satan, üzerine etiket okumayan bir kişiyle rastlayabilirsiniz. Bunlardan üzerinde etiket olmayan hiçbir gıdayı satın almamalıyız. Bakın balın, şu anda bir bal konuşalım. Balın kilogramının 30-40 liraya satılması lazım. Yani arı yapar balı. Laboratuvarda, işletmede bal üretilmez. Kovandan çıkıp 13 kilometre uçan bir arı nektarları alır, tükürük bezleriyle harmanlayıp onu bir peteğe aktarır ve orada kendi yaşamının için onu yapmaktadır. Biz hain insanoğlu elinden alarak balı o şekilde üretmekteyiz. O nedenle merdiven altı işletmeler, kayıtsız işletmelerden mal aldığımızda peşin olarak zaten ürünün kötü olduğunu kabul etmiş gibi oluruz. Benim şöyle bir ifadem var: en iyi denetçi tüketicidir. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, bir kangal sucuk gördünüz, bir yerde satılıyor, sokakta, bir tezgahta, etiket yok. Bir kangal sucuk 5 lira. Şu anda bir kilo kıymanın 45-50 lira olduğunu düşünün, yarı yarıya olsa bile 20-25 liraya satılması gereken 5 liraya satılıyor ise, siz daha başlangıçta onun içinde baş eti, yanak eti, uygun olmayan her türlü akciğer etinin olabileceğini düşünmeniz lazım. Tabii bu işte bir de işin ekonomik yönü vardır Harun Hocam. Yani insanların parasal gücü düşük olduğu için bu tip gıdalara da yönelebilir. Bu konu benim bu söylediğim kimseyi suçlama anlamında değil. Ülke, bütün dünyada bu koşullar geçerlidir. Merdiven altı işletmelerde üretilen etiketsiz gıdaları satın almamalıyız. Gelelim hangi gıdaları satın almalıyız. Evet, etiket okumayı bilmiyoruz. Ben hep etiketleme tebliğinin anlatılması için gidiyorum. En eğitimli insanlar bile etikette ne yazdığını bilmiyor. Ben bir toplantıya gittim. Üzerinde E yazan gıdalar kanser yapar, almayın dendi. Bana soru buydu. Ben de dedim ki üzerinde E yazan, içinde kullanılmış katkı maddesini, ki her gıdada katkı maddesi var gibi düşünmeyin. Bakın şöyle anlatayım. Şu anda evde herkes ekmek yapıyor. Ekmek üretirken un aldınız, su aldınız, maya aldınız, tuz kattınız. Buradaki kullandığınız maya ve tuz katkı maddesidir. Bunları olmadan yapamazsınız. Ama bir unun beyazlatılması için bir beyazlatıcı kullanılıyorsa ona biz zinhar karşıyız. Katkı maddeleri yönetmeliğinde olması gereken hususların yer almasını isteriz. Bakın şöyle söyleyeyim, biz Avrupa Birliği'ne 2010 yılında gıda güvenliği faslına girdik. Bundan evvel 40 ayrı konuda Avrupa Birliği ülkelerinden eğitim almak için biz Brüksel'e gittik. Ben uzun süre Brüksel'de gıda güvenliği faslı için çalışmalar yaptık. 40 ayrı konuda, bu 40 ayrı konu ne derseniz, tarım ve gıdada izlenebilirlik, hızlı alarm, risk değerlendirme, risk yönetimi, risk gıda üretimi, 40 ayrı konuda bize eğitim verdiler. Sonra Türkiye'ye geldiler. Aynı anda biz eğitime başladık. Hırvatistan, Makedonya ve Türkiye. Onlar 3 sene içinde girdiler. Ben 1900
küsürlü yıllarda benim çocukluğumdan beri üyeyiz, giremiyoruz. Ama biz, ben şunu söylüyorum hep, Avrupa Birliği'ne girsek de girmesek de biz AB mevzuatının harmonize yapılması gıda güvenliği açısından bize değer kazandırıyor. Bakın şu anda birçok ülkeden sağlık konusunda ileride olduğumuz için gıda güvenliği konusunda da ilerideyiz. Ben Avrupa Birliği projelerinde görev yaptığımda ben AB'de denetim yaptım. Bana denetim için Macaristan'da bir yerde, yani ülke adı söylemek çok şeydir ama anlaşılması için, Macaristan Avrupa Birliği üyesi. Evet. Onlardan uzmanlar bize geldi. Biz Ankara'da gıda tesislerine götürdük. Hiçbir hata bulamadılar ve gittikleri zaman raporda Türkler gıda güvenliği açısından epey yol almış dendi. Ben aynı işletmelere, aynı ülkedeki işletmelere gittiğim zaman karşımdakini sineklerden, kara sinekten göremedim. Aradaki fark, yani AB'ye girmekle işler düzelmiyor. AB mevzuatını, gıda mevzuatını anlamak gerekiyor. Ben şöyle söyleyeyim. AB gıda mevzuatı 178'e 2002'dir, çerçeve kanundur. O 5996 sayılı kanuna dönüştürülmüştür. Bu kanunun karşılığında çerçeve kanunu olduğu için yatay tebliğler hazırlanması lazım. Bizim 96 tane bu konuyla ilgili detay tebliğlerimiz yayınlanmıştır. Ben hepsini indirdim. 1750 sayfa gıda mevzuatımız var şu anda bizim. 1750 sayfa Harun Hocam. Evet, bir mevzuatı yazmak yetmiyor. Mevzuatı anlamak. Evet. 81 ildeki gıda kontrollerimize, hocalarımıza anlatmamız gerekiyor. Herkes çok oturduğu yerden çok şeyler biliyor. Ama böyle bir olay olduğu zaman hiç kimse ortada olmuyor. Bakın Tarım Şurası yapıldı. 111 kişi katıldı. Ben Tarım Şurası Gıda Güvenliği ve Gıda Güvencesi grubunu yönettim. En son 30 kişiyle bitirdik. Bizim hazırladığımız konuların içinde, bizim bugün konuştuğumuz gıdada bilgi kirliliği, taklit, taşiş, hazırlanan rapordan 50 tane madde seçildi. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun 9 tanesini bizim gruptan hazırlanan metinden seçti. Burada çalışan gıda mühendisi, veteriner hekim, ziraat mühendisi, süt teknoloğu, kimyager, biyolog, bütün meslektaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Çok büyük katkılarda bulundu. Yani biraz çok çalışmamız gerekiyor. Biz gıda güvenliği ve güvencesi açısından birçok ülkeden iyi durumdayız ama sürdürülebilirlik açısından gittikçe kötü duruma girmememiz için biraz daha aktif olmalıyız. Peki hocam, sevgili hocam, şimdi çok güzel, çok teşekkür ederim. Peki bu hile yapılmış gıdalar, taklit ve tahsis edilmiş gıdalar ve işte açıkta satılan gıdalar, ne olduğunu bilmiyoruz. Mesela fruktozdan yapılan ballar, efendim çiğ sütten yapılan ve pazarda satılan, taze pazarda satılan peynirler. Bunlar sağlığımızı nasıl etkiliyorlar? O konuda da biraz aydınlatı. Yaklaşık bir 10 dakikamız var hocam. Tabii. Şu anda sizle beraber süt konseyinde çalışıyoruz. Bakın Bir tane arkadaşımız, mesleğini vermeyeyim, kayınvalidesini aldı. Bursa'ya seyahate gidiyor. Seyahate giderken yolda serpme kahvaltı yerine durdu ve orada peynir ikram ettiler kahvaltıda. Kayınvalidesi ve 4 tane misafir vefat etti. Bizim arkadaşımız çok eski sporculardan, uzun süre komada yattıktan sonra kurtuldu. Brucella. Yani çiğ sütten yapılmış peynirden. Biliyorsunuz biz süt konseyinde süt kalitesiyle ilgili çalışıyoruz. Şu anda elimizde birçok veri var. Yani sokak sütünü hala insanların aldığına ben inanamıyorum. Eskiden sokak sütünden Brucella ve benzeri hastalıklar fakir hastalığıydı, şimdi zengin hastalığı oldu. Evet. Yani 45 derece sıcakta sokak sütü alıp çok iyi yoğurt yaptım, ekşiyor diyen insanlar var. Yani ben fazla bir şey demiyorum. Bunu anlatmamız gerekiyor. Bir infodemi var. İnfodemi bilgi kirliliği. Bunu engellememiz lazım. Hiçbir Avrupa ülkesinde gidip sokaktan süt alıp kimse peynir yoğurt yapmaz. Bakın şöyle söyleniyordu. Sokakta gezen tavuk yumurtası deniyordu. Şu anda kimse sokağa çıkamıyor. İnsanlar ölüm pahasına evine ekmek almak için bakkala gittiler. Onun için ekmeğin de ambalaja girmesi zaten mevzuatta vardır da uygulanmıyor. O nedenle ambalajlı gıda üretilmesi lazım. Bilinen firmalardan ve devlet tarafından denetlenen, devletin denetimi altında olan
kişilerin ürettiği, gıda üreticilerinin ürettiği gıdaları kullanmamız lazım. Toplu tüketim yerlerinde tedariğe dikkat etmemiz lazım. Bakın, toplu tüketim yerlerinde alınan ham maddenin de kalitesine dikkat etmezsek herkes zehirlenir. O nedenle bizde toplu gıda zehirlenmeleri fazla olur. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Hep denetim, kontrol, tedarik, ham maddenin kalitesi son ürün kalitesini bize gösterir. Kötü bir ham maddeden kötü bir gıda üretilmez. O nedenle birincil üretimden itibaren, bakın birincil üretim dediğimiz kümesteki yumurta, tarladaki domates, oradan soframıza gelene kadar tüm aşamalarda izlenebilirlik zaten gıda güvenliğinin ana parametrelerinden birisidir. Ben şöyle söyleyeyim, ciltlerce kitap yazdım gıda güvenliği konusunda ama son günlerdeki insanlara gıda güvenliğini daha iyi anlatıyoruz. Ben şöyle söyleyeyim, yani şöyle bir şeyimiz yok, herhangi bir firman falan yok, ambalajlı gıda tüketin diyorum. Bakın, bir bebek ambalaja giriyor. Yani bebeği sarıyoruz kundağa. Amacımız onun muhafazası. Gıda da dış etkenlerden, mikrobiyolojik bozulmalardan engellenmesi, bir konserve, pastörize veya sterilize etmek durumundasınız. Başka türlü koruyamazsınız. Evet. Süt. Uzun süre koruyamazsınız. Evet. Ya pastörize edeceksiniz, ya peynir üreteceksiniz, ya pastörize ettikten sonra ambalaja koyacaksınız. Bu şekilde düşünülürse daha iyi anlaşılırız. Yani bilgi kirliliği çok fazla. Hiç gıda eğitimi almamış bir televizyon programına çıktık. Vermeyeyim ürün adını. Bana güzelce anlattı. 40 yıldır ben o üründeyim. Kendi mesleği de sosyologtu ve ben onunla aynı televizyon programında beraber tarttım. Şimdi artık gitmiyoruz. Sizin gibi gıdayı bilen hocalarımızla konuşuyoruz, programlara çıkıyoruz. Bazen tenkit alıyoruz. Niye çıkmıyorsunuz? Çıktığımız zaman biz sanki sanayiyi savunuyoruz. Ben sanayiyi savunmuyorum. Ben tüketicilerimin sağlığı, halk sağlığını savunuyorum. Evet. Bakın şu anda anlaşıldı. Ne kadar önemli herkes, değil mi halk sağlığı şu anda hocam? Ne kadar önemli aslında. Herkes aldığı, hiç bugüne kadar bir elmayı sabunladığını kimsenin görmedim. Herkes sabunluyor. Limonu sabunlayanlar var. Limonu, burada da risk var. Bakın çamaşır suyuyla çok iyi yıkanmamış durulan, bakın köpük biliyorsunuz koronavirüsü elemine ediyor. Ama ben birçok kişinin böyle hastalık düzeyinde yıkamayı düşündüğünü söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim, birçok materyalde farklı zamanlarda ben onu da sizinle paylaşayım. Birçok materyaller farklı zamanlarda şey yapıyor. Şöyle söyleyeyim, koronavirüsün materyaller üzerinde kalma zamanı 3 günden 7 güne kadar değişiyor. O kadar farklı bilgiler var ki, plastikte 3 gün diyen hocalarımız var, 5 gün diyen hocalarımız var. Burada önemli olan dışarı çıkmamak, bulaştırmamak, el hijyenine dikkat etmek. Biz 20 yıldır el hijyeni anlatırız gıdada. Evet, evet, evet. 20 yıl. Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Sayın Başkan bende bir paran döken bir toplantıya çağırdı. Biz el hijyeni anlattık. Esnaflar diyor ki ya hocaya bak, biz elimizi yıkamayı bilmiyor muyuz? Bize el yıkama anlatıyor. Birkaç tanesi dedi ki hocam eğer ben dedi bunu önceden dinleseydim çok kötü gıdalar ürettim. Artık el yıkanıyor. Bir toplantıya gittiğimiz zaman el hijyeni anlatıyoruz. Harun hocam el hijyenini her yerde anlatıyoruz. Yabancı ülkede havaalanlarında el hijyenine dikkat ediniz yazar. Biz de bunu yeni yeni öğrenmeye başladık. Şöyle anlatayım. Elini yıkayan birisi hiç sabunlamadı. Bunda mikroorganizma çok az azalır. Yani elini çok 20 saniye yıkayan elinden bile mikroorganizma biz alabiliriz. Hani ekim yapsak mikroorganizma çıkar. Tabii, tabii, o nedenle üşenmeden sıvı sabunla ellerimizi çok iyi yıkamalıyız. Aynı havluyu kullanmamalıyız, evde kalmalıyız. Yani şimdi bu sevgili hocam, bu halk sağlıkçıların şu anda koronavirüsle mücadelede çok öne çıktılar ve çok doğrudur bu. Onların söylediği şeylerin hemen benzerini, aynısını hemen hemen bir gıdacı olarak siz de söylüyorsunuz. Özellikle gıdalar üzerine çok teşekkür ederiz. Ben seyirciler adına da çok teşekkür ediyorum. Şunu söyleyebilir miyiz? Şimdi siz de beni de ben de işte Ziraat Fakültesi'nin Gıda ve Teknoloji Bölümü mezunuyum. Süt teknoloji çalışıyorum.
Ama merkez medyada bizi çağırmıyorlar veya çağırdıkları zaman karşımıza gıdayı bilmeyen birilerini çıkartıyorlar. Dolayısıyla biz gitmekte imtina ediyoruz. Ama mesela ben bu programa hiçbir zaman speküle eden hiç kimseyi çağırmadım. Sizin gibi çok değerli hocaları ve bilgili insanları çıkartmaya çalışıyorum. Bu dönemde bu açık gıdaları alın, ambalajlı gıdaları tüketmeyin, işte süt alın, evde işte şunu yapın, bunu yapın diyen bu kişiler, tırnak içinde söylüyorum, herhalde çuvalladılar değil mi hocam? Şu anda zaten eğer sosyal medyayı incelerseniz hepsinin fotoğrafları var ve bunlarla ilgili hiçbir şeye inanılmıyor. Bakın şöyle söyleyeyim, burada etken maddesi olan ilaçlar kullanılmalı. Aşı için çalışılıyor. Şu anda Ankara Üniversitesi'nde de bir hocamız COVID-19'u izole etti. Evet. Üzerinde çalışıyor. İnsanlar bu şekilde çalışıyor. Birisi de çıkıyor diyor ki işkembe çorbası için diyor. Ben çok işkembe çorbasını gençliğimde çok içtim ama şu anda içemiyorum. İzmirliler kokoreci çok severler. Evet, evet. Yani işkembe çorbasını ilaç olarak bir toplantıda söylemek diğer bilim adamlarına hakaret oluyor. Evet. Bakın bir gıda eğitimi almamış insanlar tuz tüketin diyor. Evet. Yani Dünya Sağlık Örgütü günde 5 gram kişi başı tuz tüketimi, sodyum klorürü öneriyor. Şu anda biz 19 gram tüketiyoruz Harun Hocam. Evet. 4-5 yıldır uğraşıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nda da komisyonlarda görevliyiz. Şöyle anlatayım. Sabah kahvaltısında 5 tane zeytin, 2 dilim peynir, yumurtaya tuz, ona tuz, domatese tuz, hıyara tuz, atam birisi. Akşam total ekmek miktarlarında hesaplarsanız 6 dilim ekmeği ikişer dilimle hesapladığınız zaman 19 gram tuz. Bu da tansiyon hastalığı demektir. Hepimizde var. Bende de Allah'a şükür tansiyon regüle edilmiş durumda ama tuz tüketimini kesmemiz lazım. Tuz tüketmeyin diyen vatan haini deniyor. Ben diyorum bunu. Evet. Onlar ne derse desin. Tıpçı hocalarımız bunu çok iyi savunuyorlar. Böbrek rahatsızlığı olmaması için tuz tüketimini azaltmamız lazım. Güvenli gıda tüketmemiz lazım. Bilinmeyen bir gıdayı alıyorsunuz. Bir arkadaşım benim 18 kilogram bal almış bir yerden, ismini vermeyeyim. Bana numune getirdi, ben analiz yaptım. Ertesi gün içine biraz vişne koyup götürdüm. Vişne reçelin hayırlı olsun diye. Yani glikoz şurubunu etiketsiz bir üründe bu şekilde alan insanlar var. Onun için tüketicilerin buna dikkat etmesi lazım. Şimdi Nevzat Hocam çok az bir vaktimiz kaldı. Bir şey hatırlatmak istiyorum. İşte biz ziraat mühendisi biliyorsunuz ikimiz de. Gıda konusunda çalışıyoruz. Ziraat mühendisi olmayan bir tıp hocası ki o da televizyonlara çok sık çıkıyor işte diyetleri miyetleri anlatıyor. Şunu söylemişti bundan birkaç sene önce hatırlarsınız. Efendim zeytin ağaçlarına gübre yerine tuz atın demişti. Tuz attığınız zaman zeytin ağaçları zaten kurur. Bu nedenle benim bir arkadaşım patronundan çok büyük fırça yemiş. Demiş ki ya sen bana gübre öneriyorsun, gübre atıyorsun, maliyetleri yükseltiyorsun. Halbuki bak tuz gübre yerine geçiyormuş diye bu arkadaşımızı neredeyse işten çıkartma durumuna gelmiş. Şimdi hocam, sevgili hocam birkaç dakikamız var. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ben şunu söyleyeyim. Bugünlerde en önemli şey sağlığımız. İnşallah bu zor günleri atlatacağız. Bu büyük ülkedir. Bizim ülkemiz, insanlar birbirini sever. Bugünlerde fakirimize yardım etmeliyiz, sokağa çıkmamalıyız, çocuklarımızı korumalıyız. Bakın bir hekimin çocuğu babasına sarılamadı evet. ve bu beni çok etkiledi. Biz de bunun için çıkmamalıyız. Ben 35. gün, inanın evdeyim, şu anda her gün mesaiden fazla çalışıyorum. Gıda mevzuatını takip ediyorum. Bugün bal tebliği çıktı. Hemen onu bakmam lazım, okumam lazım. Çünkü gıda bilgileri güncellenmesi lazım. Sürekli olarak yenilenmesi lazım. Çünkü bu halk sağlığını korumak için bir bilim. Bakın şimdi sağlıkçılarımız hastalık ortaya çıktıktan beri uğraşıyorlar. Evet. Ama biz bütün gıdacılar, bütün meslektaşlarımız ki multidisipliner bir yapı, bütün insanların hastalanmaması için yıllar boyunca çalışıyoruz. İşte süt kongresi yaptık İstanbul'da. Evet, dünyadan 3000 evet. insanı buraya getirdik. Evet. Bunlar kolay değil. Evet. 2008 yılında 8 milyon ton süt üretiyorduk. Şimdi 22 milyon ton süt üretiyoruz. Sütümüzü değerlendirmemiz lazım. Süt tozu, eskiden süt tozu alırdık.
Şimdi süt tozu satıyoruz. Çok sevindiriyor bizi. Evet, evet. Üretim yapmalıyız, üretimi artırmalıyız, dikkat etmeliyiz. Bir de bir şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Hepimiz birbirimizi gördüğümüz zaman çok sıcakkanlıyız, sarılıyoruz. Artık sarılarak değil, selamlaşmayı başka türlü uzaktan yapmamız gerekiyor. O nedenle çok kalabalık yerlerde bulunmamamız gerekiyor. Şu COVID-19 çok hızlı yayılan, 4 metreye kadar atabilen, ben okuyorum şu anda COVID-19 ile ilgili o kadar farklı şeyler var. Evet, dün başka bir şey okudum. Bir laboratuvarda bundan 5 yıl evvel yayınlanan bir dizi filmde laboratuvarda bugünü anlatıyor. Evet. Yani COVID-19'un laboratuvarda geliştirildiğini anlatan bir film izledim. Tabii ne kadar doğrudur ama Netflix'ten izleyebilirsiniz siz de. Yani böyle şeyler var. Halk sağlığına dikkat etmemiz lazım. Gıda her dönemde önemlidir. Şimdi de önemli. Gıda güvenliği, gıda güvencesi. Bakın tekrar gıda güvenliği, güzel gıda üretilmesi, gıda güvencesi, gıdanın miktarı. Herkes, işte biliyorsunuz bu bilgi kirliliği yapan hocalarımız ekmek tüketmeyin diyorlardı bazıları, isim vermeyin. Ekmek tüketmek için şu anda herkes sırada evinde ekmek yapmayan aile kalmadı. Biz yapamadık, un aldık. Sıkışık durum için saklıyoruz. Yani gıda her gün lazım. Sabahtan akşama kadar. Sağlıkçılarımıza minnettarız. Kendilerini saygıyla anıyoruz, alkışlıyoruz. Ben de her akşam 9'da alkışladım. Şimdi de çiftçilerimizi, ziraat mühendislerimizi, veterinerlerimizi, gıda mühendislerimizi, konuya katkıda bulunan bütün emek veren kardeşlerimizi, çiftçilerimizi alkışlıyorum. Çok önemli. Bu arkadaşlar yaşamlarını riske atıp bizlere gıda üretiyorlar. Allah hepsini korusun. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Değerli bilgileriniz için. Ben de çok mutluyum. Tekrar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı 23 Nisan'a kutluyorum. İnşallah ülkemiz ilelebet payidar kalacaktır. İnşallah abicim. Kapatıyorum ben. Evdekilere çok çok selamlar Nevzat hocam. Siz de selam söyleyin. Görüşüyorsanız Ankara Üniversitesi'ndeki hocalara da çok çok selamlarımı iletin. İleteceğim hocam. Çok teşekkür ederim. Efendim bir Toprağın Teri programının daha sonuna geldik. Bu hafta Toprağın Teri programını bugün yap ve bu saatte yaptık. Önümüzdeki hafta Perşembe akşamı saat 18'de yapacağız. Lütfen önümüzdeki hafta Perşembe akşamı saat 18'de kimseye randevu vermeyin. Bu akşamki değerli konuğum efendim Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Nevzat Artık'tı. Nevzat Artık hocam aynı zamanda Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu üyesi, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi. Yalnız söyleyeyim, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü ve Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum Kanal İzmir ailesi olarak. Efendim, önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşmak üzere. Yakında yayında emeğe geçen bütün arkadaşlarıma başta Falcao Tolga olmak üzere teşekkür ederek diyorum ki bizimle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.